Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1, ünite 9. İsim tamlaması nedir, ne değildir? Tanım. Biri tamlanan yani muzaf, diğeri tamlayan yani muzafun ileyh adındaki iki sözcükten oluşan tamlamaya isim tamlaması diyoruz. Muzaf ve muzafun ileyh vardır burada. Bu isim tamlaması, tamlanan kelimenin kime ve neye ait olduğunu, hangi şeyden yapıldığını veya neye benzediğini belirtmek suretiyle tamlanan kelimenin anlamındaki kapalılığı giderme amacı taşıyor. Muzaf, muzafın ile niye kullanılır? Tamlanan kelimedeki mana, o kapalı manayı açmak için. Hazihi bu nedir? Seyyaratu Ali'nin, Ali'nin arabasıdır. Türkçede de var olan bir konudur isim tamlaması. O yüzden çok zorlanacağınızı düşünmediğim bir konu. Bir isim tamlamasını oluşturan muzaf ve muzafın ileyh ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Bir isim tamlaması yapılırken muzafın başındaki harfi tarif yani elif lam veya sonundaki tenvin kaldırılır. Muzaftaki tenvin de elif lam da kaldırılır. Muzaf da elif lam olabilir mi? Yani olabilir de bu çok nadirdir. Şu an çoğu kişi olabilir mi ne diyor demekte belki. Yani olabildiği de mevcuttur da nadirdir. Genel olarak muzafta eliflam olmaz deriz. Aynı zamanda muzafta tenvin de olmaz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Muzafı tespit ederken en belirgin özellikler nedir? Muzaf bir isimdir. Kendisinde eliflam yoktur. Kendisinde tenvin de yoktur. Muzafın hemen ardından gelen kelimeye muzafı ileyh deriz. Ve daima mecrurdur. Yani ana madde olarak bunları bilmeniz gerekir. Muzaf eliflamsız, tenvinsiz bir isim. Muzafun ileyh de daima mecrur olan bir isimdir. Bunlar ard arda gelirler. Aralarına başka bir kelime girmez. İki, isim tamlamasının bir parçası durumundaki o muzaf, içinde yer aldığı cümlede fail, mef'ul, mübteda, haber vesaire önemli dil bilgisel roller üstlenebilir. Farklı farklı öge olabilir yani bu. Dolayısıyla muzaf olan bir sözcük daima yukarıda sıraladığımız bu rollerin gerektirdiği harf veya hareket değişikliklerine maruz kalır. Yani muzafın harekesi nedir, irabı nedir diye bir soru gelirse değişkendir. Kafanız böyle bir soru varsa cevabı bu olsun. Muzaf merfu da olabilir, mensup da olabilir, mecrur da olabilir ama muzafun ileyh daima mecrurdur. Muzafun ileyh daima mecrurdur. Dolayısıyla muzafun ileyh olmaları durumunda tekil yani müfret, cemi teksir, cemi müennes salim sözcüklerin sonları meksurdur. Mecrur ne demek mecrur? İsimlerde irab konusudur bu. Mecrur şu demek. Muzafun ileyh olan kelime mecrurdur diyoruz. Mecrur derken neyi kastediyoruz? O kelime tekilse kelimenin sonunda bir esre vardır yani. O kelime cemi teksirse sonuncu harfte yine esre vardır. Cemi müennes salimse sonuncu harfte yine esre vardır. Muzafun ileyh daima mecrurdur derken bunu kastediyoruz. Muzafı ileyh olan kelime müfret de olabilir, tesniye de olabilir, cemi de olabilir. Müfretse sonuncu harfi esre olmalı. Cemi teksirse sonuncu harfi esre olmalı. Cemi müennes salimse sonuncu harfi esre olmalı. Muzafın aksine, başka şeyler olsa ne olur yazmamış, gelir herhalde. Gelmezse de örnekler de vardır. Muzafın aksine muzafın ileyh bir cümlenin temel ögesinden kabul edilen mübteda, haber, fail, mef'ul gibi müstakil bir öge görevi üstlenmez. Muzaf yerine göre fail, mef'ul, mübteda olabilirken muzafın ileyh herhangi bir şey değildir. Öyle bir öge yok.
Muzaffer İleyh'in cümlede oynadığı tek rol kendisinden önceki sözcüğün yani muzaffın bir biçimde tamlayarak ondaki anlamsal kapalılığı gidermekten ibarettir. Muzaffer İleyh olmaktan başka bir şey değil yani. Parça parça analiz yaparken, analiz ne demek? Kelimeyi parçalarsın, şu faildir, bu mef'uldür, şu müptedadır gidersin. Muzaffer İleyh'e geldiğin zaman muzaffer İleyh'ler geçersin. Onu diyor. Muzaffer İleyh marife bir kelime ise muzaf da ondan marifeli kazanarak marife bir kelime haline gelir. Önemli bir bilgi, unutmayalım burayı. Şayet muzaffer İleyh nekre ise muzaf ondan dolayı marifelik değil de tahsis edilmiş olur. Yani bir miktar daha belirgin hale gelir. Marifelik belirginlik demektir. Tahsis de belirginlik manasındadır. Ama marife belirli ögelerdir. Yani kendisinde eylem olan kelimedir. Zamirler marifedir. İsmi işaretler, isim mevsuller, özel isimler vesaire. Ama burada ne dedik? Muzaf ileyh nekre ise muzaf tamam marife değil ama muzafın ileyhinden ötürü ne olur? Tahsis edilmiştir. Yani kısmen marifelik kazanmıştır ama ona marife demeyeceğiz yine de. Ama muzafın ileyh marife olsaydı o zaman muzafı da marife olurdu. Muzaf yani tamlanan cümlede şu unsurlardan birisi olabilir. Muzaf olan kelime müpteda olabilir. Altıncı ünitede izah edildiği gibi bir isim cümlesi müpteda ve haberden oluşmaktadır. Müpteda cümleye kendisiyle başlanılan isim, haber de müpteda ile alakalı olarak hüküm ifade eden kısımdır. Müpteda ve haber daima merfudur. Yani merfudur ne demek? Tekrar bunu açıyor şimdi. Bir parantez açacak. Merfu ne demek bunu sizin biliyor olmanız gerekiyor zaten. Hani bilmediniz işte şudur diyor. Yani müpteda müfresse veya cemi teksirse veya cemi müennes salim ise bu isimlerden biri ise irabı zamme ile yani ötre ile olur. Sonuncu harfinde ötreyi görürsün demek istiyor. Sonuncu harflerinde ötre varsa onlar nedir? Merfudur. Şayet kelime tesniye ise tesniyenin merfu olabilmesi için ne lazım? İrabı elif harfiyle. Tesniye elifle yazılmış ise mesela kalemani veya kitabani elifle yazılmıştır. Bir de nasıl olabilir elifsiz? Kitabeyni. Nundan önce elif mi var, ya mı var ona bakıyoruz. Elif varsa merfudur. Dolayısıyla ondan mübteda olur. Cemil Müzekker Salim ise bir kelime, onun irabı vav harfiyle. İrabı derken yani merfuluk durumu vav ile olur. Ne gibi? Katibune. Vav'dan vav var. Nundan önce ne var? Vav var. Katibune. Nundan önce başka ne olabilirdi ki? Ya olabilirdi. Katibine. Katibine. Nundan önce ya var o zaman o merful değil. Nundan önce vav varsa ona merfu diyoruz. Parantezi tekrar hatırlatalım. Müpteda ve haber daima merfudur dedi. Merfu ne demek diye kafanızda bir soru işareti varsa parantezde bunu açtı. Şu an mavi olarak karşınızda bulunan 2,5-3 satırlık yeri kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Yani bunu bilmeden ilahiyattan mezun olmayın arkadaşlar. Ön lisansı bitirmeyin. Bunu kesinlikle bilin. Muzaf isim cümlesinde müpteda üyesi olduğunda hem başındaki harfi tarif yani eliflam hem de varsa sonundaki tenvin kaldırılır. Muzaf isim cümlesinde müpteda üyesi olduğunda ne olur? Başındaki eliflamı da silersin. Sonunda tenvin varsa onu da silersin. Örnek demiş. Reisul aileti mühendisun fil mesnai. Ailenin reisi fabrikada mühendistir. Haber veriyoruz. Bu cümle isimle başladığı için bir isim cümlesidir. Reis nedir? Bir isimdir. Nereden anladın sen bunu? İsim olduğunu. Bir fiile benziyor mu bu? Fiil kalıpları var mı ona? Mesela nasara, ketebe gibi. Faale kalıbında mı? Veya feule, hasune gibi. Fiil kalıpları var bir sürü. Bablar var.
mazisi, muzarisi, emri hiçbirine benzemiyor. Zaten kendisinde zaman manasıdır. Reis de bir zaman manası yoktur. İsimle başladığına göre isim cümlesidir. Müpteda olan isim reis kelimesidir. Reis müptedadır yani. Bu kelime muzaf olduğu için başında harfi tarif, sonunda da tenvin yoktur. Bu kelime muzaf olduğu için başında harfi tarif. Harfi tarif ne demek? Elif lam. Sonunda da tenvin yok. Reisun olabilir, iki öte olabilir. Harekesinin merfu yani öteli oluşu müpteda olmasındandır. Niye raisu? Sinde niye ötre var? Müpteda olduğu için. El ayri kelimesi de muzafın ileyh olduğu için mecrurdur yani sonuncu harf yani t'de esre vardır. Amil cümlenin haberi olduğu için merfudur. Amilun demiş de burada amil diye bir kelime yok yani. Cümlenin haberi olduğu için diyor. Reisul aileti, ailenin reisi nedir? Mühendisün mühendistir. Burada mühendis haber olur. Burada amili yanlışlıkla yazmışlar arkadaşlar. Amil diye bir şey yok burada. Reis müpteda, mühendis haber. Şu an müpteda haberden bize bahsediyor ama yine de cümlenin içinde ne var? Muzaf, muzafın ileyh var. Reis muzaftır. El aileti muzafın ileyhtir. Reis kelimesinin sonuncu harfi ötrelidir. Yani reis merfudur. Niye merfu? Müpteda olduğu için. Müpteda olduğu için derken yine arka planda ne var? Amili manevi dediğimiz bir etken var. Amili manevi müptedayı da ne yapar? Raf eder. Şu an bu merfu konumda. Niye müfrettir? Bu müfredin yani diğer adıyla tekilin merfuluk alameti sonuncu harfteki ötredir. Öyleyse bu merfudur. El aileti mecrurdur. Müfret bir kelime. Sonuncu harfte esreyi görüyorum. Öyleyse mecrurdur. Yani muzaf ileyh. Aşağıdaki cümlelerde müpteda öğesini muzaf olacak biçimde düzenleyin demiş. El babu kapı, el beytu ev, celidün cidden. Gerçekten yenidir. Sıra sizde sorusu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi el bab kelimesini muzaf yapmak istersen ne yaparsın? Sadece başındaki elif lamı silersin. Bitti. Başka? Bu madem ki muzaf ardından gelen kelimenin mecrur olması gerekir. Yani elbeyt mecrur olmalı. Peki bunu mecrur yapacağım da müfretse esre ver demektir mecrur yap. Bunun dışında cimi müennes salimse yine sonuncu harfi esrele demektir. Cimi teksirse sonuncu harfi yine esrele demektir. Tesniye ise sonuncu harfin bir sağını ya yap demektir. Cimi müzekker salimse sonuncu harfin bir sağını ya yap demektir. Mecrur ne demek bunu bilmelisiniz. El babu el kulliyet olmaz. El babu eliflamı sileceksin. Muzaf eliflam olmaz diyeceksin. Ardından gelen kelimeye de esreyi vereceksin. Niye esre verdin? Kelime müfret olduğu için. Yani muzafın ardından gelen kelime mecrur olur. Mecrur olması daima esreli olur demek değildir. Müfretse ona esre verirsin. Cemi müennes salimse esre verirsin. Cemi mükesserse esre verirsin. Ama o kelime cemi müzekker salimse esre veremezsin. Tesniye ise esre veremezsin. Ne yaparsın? Tesniyede de, cemi müzekker salimde de sonuncu harfin bir sağını ya yaparsın. Böylece mecrur olmuş olur. Muzafın cümlede haber oluşu. Muzaf olan kelime cümlede haber de olabilir. Bu da mümkün. Muzaf bir isim cümlesinde haber ögesi olarak görev yapabilir. Evet. Huna burada vardır. Medhalul külliyeti. Külliyenin medhali yani girişi. Burası nedir? Fakültenin girişidir. Huna burası medhalul külliye. Külliyenin girişidir. Medhal ismi mekan. Bu cümle isimle başladığı için isim cümlesidir. Huna kelimesi cümlenin müptedasıdır. Haber ise medhal lafzıdır. Muzaf olduğu için başında harf tarif sonunda da temin yoktur. Yoksa ne olurdu? Medhalun olurdu. Yine el medhali olmazdı.
Yani bu muzaaflıktan kessem el külliyeyi silsem ne yapacaktım? El medhalu mu yapacaktım veya el medhalun mu? Öyle de anlaşılmasın. Sonuç olarak hunamutu da medhal haberdir. Kendisinde eliflam yoktur. Sonuncu harfte tenvin yoktur. Yani muzaaf olmaya elverişlidir. Ardından gelen kelimenin sonuncu harfinin esre olduğunu görüyorsunuz. Bu da neyi gösterir zaten? Sağındakinin muzaaf olduğunu gösterir. Esreyle biten her kelimenin sağı muzaaf mıdır? Değildir. Çok fazla ayrıntı var bununla alakalı. Evet. El külliye mecrurdur. Cer alameti ne? Mecrur olduğunu nereden anlıyorsun? Sonuncu harfte esre var. Mecrurlar daima esreyle mi biter? Hayır. Deminden beri söylediğimiz gibi cem müzekker salim veya tesniye ise sonuncu harfte esre aramayacaksın. Sonuncu harfin bir sağında ya varsa mecrurdurlar. Aşağıdaki cümlelerde haberi muzaaf olacak şekilde yeniden düzenleyiniz. Sıra sizde sorusu zaten. Dolayısıyla elinizde vardır. Muhammedun er Resulullah. Muhammedun Muhammed nedir? Resulullahi. Elif lamı si şuradan gitti. Muhammedun Muhammed müpteda olur. Resulullah'taki Resul haber olur. Ama elif lamı silmen lazım. Hazihil kavaidu sarfu. El kavaidu es sarfu. Hazi bu nedir? El kavaidu kurallardır. Es sarfu sarf kurallarıdır. Burada ne yaparız? Sıra sizde de yazdığı şekliyle işlem yaparız. Geçeyim hemen. Muzaafın cümlede fail oluşu. Muzaaf olan kelime fail de olabiliyor. Yedinci ünitede izah edildiği gibi bir fiil cümlesi asgari bir fiil bir de failden oluşur. Tabii fiil tamsa, malumsa böyle. Fiil meçhulse fail değil de naib bir fail alır. Fiil tam değil nakıs ise mesela kâne, leyse gibi o zaman ne olur? Fail de almaz zaten. Ne alır? İsim alır, haber alır. Fiil cümlesinde fail daima başta bulunur. Fiil cümlesinde fiil daima başta bulunur. Az önce yanlış okudum. Fiil cümlesinde fiil daima başta bulunur demek doğru bir yaklaşım değildir evvela. Bunu yanlış olduğunu söyleyelim. Neden? Fiil cümlesinde fiil daima başta bulunmaz. Ya şimdi neyin başında bulunur? Onu söylememiş. Başta derken tüm ögelerinden mi? Yani mef'ul fiilden önce gelebilir. Daima başta bulunur derken failden önce gelir yani. En azından onu kastetmiş olmalılar. Yoksa yanlış deriz. Bu cümlede eylemi gerçekleştirene de fail ismi verilir. Fail zaten yapan demektir. Fe'ale yaptı, işledi. Fail isim fail kalıbıdır. Yapıcı, yapan, etken yani. Mübteda ve haberde olduğu gibi fail de daima yine merfudur. Merfu olduğunu zaten orada işlemiştik. Fail muzaf olarak geldiğinde başında bulunan harfi tarih yani eliflam ve varsa sonundaki tenvin de kaldırılır. Tenvin ne demek? İki ötre demek. İki esre, iki fetha demektir. Örnek. Harracet külliyetul iktisadi diye anlatım devam etmiş. Burada harracet fiildir. Onu takip eden külliye kelimesi de faildir. Bu lafız muzaaf olduğu için başında harfi tarif sonunda da tenvin yoktur. Külliye kelimesinin başında eliflam olsa bundan muzaaf olmaz. Sonunda tenvin olsa, külliyetun olsa yine muzaaf olmaz. Demek ki bir kelimenin muzaaf olabilmesi için asgari ne lazım? Onun evvela isim olması lazım. Fiil olmayacak. Harf olmayacak. Başka yani harf yerine göre olabilir de fiil olmayacak. İsim olacak dedik. Bunun dışında kendisinde eliflam olmayacak. Başka sonunda da tenvin olmayacak. Merfu oluşu fail oluşundandır. Yani külliyetu. Niye bu muzaafın son harfi ötre? Muzaafın son harfi ötre de olur, esre de olur, fetha da olur. Üç harekeyi de alabilir. Muzaafı tespit etmeye kalkarken harekesine bakmayacaksın. Harekesi önemli değil. Üç farklı harekeyi de alabilir. Üç farklı irabı alabilir yani.
Merfu oluşu fail olmasındandır. İktisat kelimesinde muzaafın leh olduğu için mecrurdur. İktesade yektesidu iktisadun. İftial babından mastar gayri mimi olur. Sonuncu harf yani dalda esre var. Neden? Başında muzaaf var. O yüzden. Aşağıdaki fiil cümlelerini failin muzaaf olabilmesi için yeniden şekillendirip yazın da görelim diyorlar. Yezdadu el adedu el şuradaki elif lamı silin. El adedu elif lamı silmeniz lazım. Fail bu. Fail olduğunu nereden anladım ben? Fiilden sonra gelen merfu kelime fail diyorum. Kabaca bakış açım bu. Merfudur bu. Öyleyse fail bu olmalı. Bundan muzaf yapabilir miyim? Yaparsın elif lamını silersen. Yemurru merra yemurru. Ardından gelen merfu kelimeyi yine fail sayasım geldi. O da nedir? Kıtar. Kıtaru merfudur. Elif lamı var. Silersen muzaf olur. Bunlar muzaf olursa ardlarından gelecek kelime de muzafın ileyh olur. Bunlar da muzafın ileyh olduğu zaman mecrur olmalılar. Dullab nasıl bir kelime? Mecrur yapacaksın da kelimenin özelliğini bilmen gerekir. Dalibun, dalibani, dullab. Cemi mükesserdir. Cemi mükesserlerin cer alameti esredir. Ba'ya esre vereceksin, bitecek iş. Es-sabahu müfrettir, ha'ya esre vereceksin. Burada da iş bitecek. Muzafın cümlede mef'ulün bih oluşu. Muzaf olan bir kelime mef'ulü bih de olabilmekte. 7. ünitede izah edildiği gibi bir fiil cümlesi fail, bir fiil cümlesi fiil, fail ve icap ettiğinde fiilin doğrudan tesir ettiği bir mef'ulü bih'ten oluşur. Mef'ulü bih daima mensuptur. Mef'ulü bih muzaf olarak geldiğinde başında bulunan harfi tarif, elifram varsa silinir, sonundaki tenvin de kaldırılır. Burada bunları niye anlatıyor sizce? Anlatma nedeni muzaaf ararken ya muzaafın bir yerde ötreli görmüştüm herhalde hep ötrelidir. Veya fethalı görmüştüm hep fethalı kelimenin muzaaf olduğunu düşünüyorum diye düşünmeyin demek istiyorum. Muzaaf ötreli de olabilir, fethalı da olabilir, esreli de olabilir. Maksat muzaaf ve muzaafın ilehi tespitse bu yeterli. Ama buradaki muzaf Ege olarak nedir diye soracaklarsa burada işlenen ayrıntıların da elbette bilinmesi gerekecektir. İştaraytu sa'etel yedi minel yabani. Tabi yabani yabani. Kol saatini Japonya'dan aldım. Bu cümle fiille başladığı için fiil cümlesidir. İştaraytu. İştara yeşteri. Bir fiil. Tu faal sa'e meful olur. Sa'i kelimesi failin yaptığı işten doğrudan etkilendiği için mef'ulü bih'tir. Aynı zamanda sa'i kelimesi nedir? Muzaftır. Nereden çıkardın? Ardından gelen kelime el yedi. Sonuncu harfte esre var. Niye var ki? Başında bunun harfi cer mi var? Yo. Bir yerin sıfatı mı? Yo. Bedeli mi? Aslı beyanı mı? Hayır. Niye esre olsun ki? Başında muzaf var. O yüzden esre. Mesela minel ya ba ya bani niye esteli? Başında min var diyebilirsin. Haticerden. Mef'ulü bih isim tamlaması kurallarını dikkate alarak sizde yapılmış. Sıra sizde sorusu arkadaşlar. Muzafın başında haticer de bulunabilir. 8. ünitede izah edildiği gibi haticer adı verilen harflerden sonra gelen isimler daima mecrurdur. Bu harfler muzaf olan bir ismin başına gelecek olurlarsa bu ismi mecrur yaparlar. Muzaf olan kelimenin bizzat kendisi de mecrur olabiliyormuş. Anlatılan şey bu oldu. Sellemtu, selleme fiil, tu fail, cevaze, seferili, muvazzafil, istikbali. Burada anlatılmıştır zaten. Li harfi cerdir. Muvazzaf kelimesi harfi cerrin mecruludur. Aynı şekilde muvazzaf nedir? Muzaftır. İstikbalde muzafın ilektir. Li harfi cer. Muvazzafı cer etti. Muvazzaf da muzaf. O da gitti. İstikbali cer etti. Bunlar da siz bakın diyor. Sıra sizde olduğu için arkadaşlar öyleyse siz bakın diyeyim ben de.
cümlede tesniye isim oluşuyor, müsenna oluşuyor. Muzaaf tesniye ise neler olur? Güzel bir yere temas ettiklerini düşünüyorum. Haydi hayırlısı. Üçüncü ünitede isimlerin ikil yapılma kuralları ayrıntılı bir şekilde izah edilmişti. Evvela tesniye nedir, ne değildir? Unutan varsa buraya bir baksın diyor. Sonra gelin diyor. Kurala göre bir isim ikil yapılmak istendiğinde merfu durumda ismin sonuna elif ve nun eki, mensup ve mecrur durumda ya ve nun eki getirilir. İşte bu iki isimler başka bir isme muzaf yapılacak olurlarsa ne olur? Sonlarındaki nun harfi mutlaka düşürülerek yazılır. Burayı asla unutmuyorsunuz. Muzaf olan kelime tesniye ise. Muzaf daima müsret olmaz. Tesniye olabilir, cemi müzekker olur, cemi müennes olur. Farklı farklı şeyler olabilir. Eğer bu kelime diyor tesniye ise, muzaf olan kelime tesniye ise ne gibi? Kalemun kalemani. Kalemani bir tesniye. Başka? Kitabun kitabani. Raculun raculani. Gibi. Sondaki esri nunla yazıyoruz. Tesniyi. Ama bu kelimeyi muzaf yaparsan, tesniyeden bir muzaf elde etmiş isen ne yaparsın? Sondaki nunu yazmazsın. Örnek: İştaraytu kitabeyi tarihi. Tarihi. Burada önemli nokta kitabeyi. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kesinlikle şu an zihninizi yoğunlaştırıp bir dinleyin arkadaşlar. Bunu yazarak anlatsam daha iyi olabilir. Bu yüzden önce burayı bir okuyalım, ardından anlatalım. İki tarih kitabını şu kitapçıdan aldım. Bu fiil cümlesinde bulunan iştaraytu fiil olup onu takip eden tu zamiri faildir. Kitabey kelimesi failin yaptığı işten doğrudan etkilendiği için mef'ulün bih olup mensuptur. Nasb alameti ikil olması sebebiyle ya'dır. Yani kitabey. Buradaki ba'nın ardından gelen ya nedir? Onun mensup olduğunu gösteriyor. Orada ya olmasa ne olabilirdi başka? Elif olabilirdi. Elif olsaydı o zaman o mensup olmaz, merfu olurdu. Başka? Muzaf olan isim tesni olduğu için kural gereği sonundaki nun düşer. Diğer bir de işte bu kelimenin mensup olduğunun alameti ya'dır. Peki bunun muzaf olduğun alameti ne? Sondaki nunun yazılmaması da bu muzaftır unutma demek istiyor bize. Bir işaret bu. İzah edildiği gibi tesniyeler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşecektir. Ancak mensup veya mecrur durumda olan tesniyeden nun harfi düştükten sonra ya harfi sakin olmasına rağmen kendisinden sonraki isme birleşebilmesi için bu harf yani ya kesre ile harekelenir, o şekilde okunur ve öyle yazılır. Başka bir alternatif yok ya. Yani. Kitabey et-tarihi diyemezsin. Kitabeyi, oradaki ya'yı esrelemen gerekir. Şöyle de diyebiliriz. Başka bir örnek yapalım. Biz mesela kalemun müfret bir kalem. Galemani. Kalemani tesniye bir kelime. Merfu, mensup, mecrur nedir irabı? Merfudur. Merfu olduğunu nereden anladım? Şurada bir elif var. Buradaki elif bunun merfu olduğunu gösteriyor. Elif yerine başka ne olabilirdi ki? Şu olabilirdi mesela. Gale meyni. Gale meyni olabilirdi. Şu an bu kelime neye uygun? Şurada ya olduğu için bu kelime bir mensup olur. İki mecrur da olur. Mecrur veya mensup. İkisi için de uygun yazıma sahip. Hangisi değil yani. İkisi için de uygun. Cümlenin akışına göre söylersin. Demek ki ya olduğu için nedir? Mensuptur, mecrurdur. İkisi de denilebilir. Fiil cümlesinde mensup denilir genelde. Meful olabileceğinden ötürü. Şimdi bu tür bir kelime, galemeyni, bu kelime eğer muzafsa ne olur? Şimdi gelip onu yazalım. Galemeyni kelimesinin muzaf olduğunu bir düşünelim.
Bu durumda nasıl yazılır? Yazılacağı şey belli. Sonundaki nun düşer. Muzaf olduğunu anlayalım diye. Bu durumda gale mey kalır, öyle değil mi? Gale mey. Çünkü yaz zaten sakindir. Gale mey. Ama cümlenin devamı vardır. Yani az önce PDF'de gördünüz. Devam edebilmek için bu kelimeyi ardından gelen kelimeye bağlayabilmek için ne yaparsın? Ya'ya esre vereceksin. Niye? Kaydı öyle. Es-sakinu izâ hurrike hurrike bil kesri. Sakin bir harfe hareke vereceğin zaman esre verirsin. İşte esreyi o yüzden veriyoruz buraya. Yoksa galemey el kitabı ayrıca diğerini okusun. Böyle bir şey yok. Bunu bağlayacaksın oraya. Bu yüzden ya'ya esreyi veriyoruz, cezimi siliyoruz. Bu hep böyledir. Tek bu örnekte değil yani. Tüm örnekler için geçerli bir anlatım söylediğim şey. Buna örnek olarak başka bir şey daha da yazabiliriz. Mesela bir örnek daha vermeye çalışalım. Ne olsun? Racülün müfrettir. Racülani. Racülani ne olur? Tesniye olur. Raf halinde ama. Bundan önce Elif olduğu için raf hali. Bundan önce ya olursa hem nas hem de cer olur. Raculeyni. Şu an için bu ne halinde? Hem nas hem cer. Nun sağında ya olduğu için böyle diyor. Bu kelimeyi sen muzaf yaparsan nun gider. Nun giderse gerine kalır. Raculey kalır. Ama bunu sen raculey diye okumazsın. Sonuncu harf sakindir. Yani cezimlidir. Cezimli olarak bitmez bu iş. Buna bir esre lazım derse. Ve raculeyi artık diğeri neyse, diğer kelimenin harfi neyse oraya bağlarsın bunu. Kural böyle. Buna göre devam edelim. Muzaf'ın cümlede cem müzekker salim olması. Cem müzekker salim olursa sonundaki nun düşer. Aynı tesniyedeki gibi yani değişik bir durum yok. Üçüncü ünitede de anlatılmıştı diyor. Vav nun getirilir raf halinde, ya nun getirilir hem mensup hem de mecrur durumunda. İşte bu çoğul isimler başka bir isme muzaf olurlarsa sondaki nun harfi düşer. Yani yazıda yer almaz. Örnek: Yeclisu muallimu el medreseti. Aslında muallimune. Bildiğiniz bir kelimedir. Muallimun, muallimani, muallimune. Öğretmenler, cem müzekker salim, isim fail. Sonda niye nun yok? Bu kelime muzaf olmuş şu anda. O yüzden nunu silmişler. Olmasaydı ne olurdu? Muzaf olmasa. Sonundaki nun devam ederdi. El medreseti mecrurdur. Sonuncu harfin esresi buna bir delildir. Bir ismin sonuna zamir bitişmiş ise bu isim muzaf ve zamir de muzafun ileyh olur. Bunu asla unutmayalım. Zamirle beraber bir isim var. Mesela kitabuhu. Kitabun bir kitap. Ona hu zamirini bitirmişler. Kitabuhu olmuş. Bu zamir isme bitiştiği için bu isim muzafın ileyh bitiştiği isim de muzaftır. Gale mu muzaftır, ke muzafın ileyh. Seyyaratu muzaftır, ha muzafın ileyhtir. İsme bitişirse böyle. Fiili bitişirse o muzaf ileyh olmaz zaten. Orada meful bih olur. Muzafun ileyh mecrur olmasına rağmen bu zamirlerin harekesi hiç değişmediği için yani mebni olduğu için aynı kalıyorlar, kafanızı karıştırmasın. Kitabı muzafsa niye hu dahi değil demeyin. Hu daima hu. Ara sıra hi görebilirsiniz veya şurada olduğu gibi ha. Onlar başka zamir. Yani bu hu idi de sonradan hi oldu, sonradan ha oldu değil. Bu daima böyledir. O farklı bir zamir, diğeri farklı bir zamir. Yani çok alakalı mı bilmiyorum ama elma ile armut da birazcık benzeşir. Ama asla birbirinin değişmiş hali değildir. Doğuştan öyledir. Fakat zamire bitişen isim muzaf olduğu için başında harfi tarif ve tenvin asla bulunmayacaktır. Kitabu, kalemu, seyyaratu buna da ikram yok ve görüldüğü üzere kendilerinde tenvin de yok. Hu muzafun ileyh, ke muzafun ileyh, ha muzafun ileyh olur.
Devamında bazı isimler ve zarflar da genellikle isim tanımlaması şeklinde kullanıldığı için bunlardan sonra gelen isimler de muzaf mülehdir. Birkaç örnek vererek bu anlattığım şeyi pekiştireyim demişler. Mu'zamun nasi. Ennas muzaf mülehdir zaten açık. Esreyle bitmiş. Bu ne olur? Muzaf olur. Muzaf, muzaf mülehdir. Muzaf, muzaf mülehdir. Sağdakilerin hepsi muzaf, soldakilerin hepsi muzaf mülehdir. Bayağı hızlı bir anlatım oldu. İsim tanımlaması bazen ikiden fazla isimle de yapılabilir. Hep muzaf, muzaf ile deyip gittik. Ama bu iş bundan ibaret değil. Bu tür tanımlamalara zincirleme isim tanımlaması adı verilir. Bunu kesinlikle anlayacaksınız. Anlamadan asla geçmeyin. Bu şekilde yapılan isim tanımlamalarında harfi tarif veya tenvin en sondaki isimde bulunur. Harfi tarih veya tenvin mi diyorum? En sondaki harfte bulunur. Bu tanımlarda baştaki isim muzaf, sondaki de muzafın ilehtir. Yani aradaki ise hem muzaf hem de muzafın ileh olur. Örnek verelim. Kitabu kelimesi sadece muzaftır. Dalibi muzafın ilehtir. Neyin muzafın ilehi? Kitap kelimesi. Zaten esreyle bitmiş. Kitap için muzafın ilehi. Peki dalip aynı zamanda muzaftır. Neyin muzafı? Soldakinin. El-ilmi kelimesinin de muzafı olur. Demek ki talip hem muzaf hem muzafın ilehi. Sağdan bakıyorsan farklı görürsün. Bu muzafın ilehidir. Soldan bakarsan muzaftır. Sağının muzafın ileyhi, solunun muzafı. Bu tür kullanım yaygındır. Aceletu seyyarati ucratin. Acele muzaftır. Seyyara muzafın ileyhtir. Neyin muzafın ileyhi? Sağdakinin. Aynı zamanda muzaftır. Neyin? Soldakinin. Peki hocam sen dalip kelimesinin hem muzaf hem muzafın ileyh olduğunu, aynı şekilde seyyara kelimesinin hem muzaf hem de muzaf ile olduğunu nereden çıkardın? Nasıl ayırt edebildin sen bunu? Belki deniliyordur. Şimdi düşündüm. Dalibi. Ba yani sonuncu harf esreli. Ba'nın bir önemi yok. K de olabilir. L de olabilir. Sonuncu harf esre. Niye acaba diye düşündüm. Sağına baktım. Harfi cer yok. Tabi sağındakinin sıfatı da olamaz. Harekeler uyuşmuyor zaten. Bu esre ise sağında ya harfi cer yoksa yok zaten. Öyleyse bu nedir? Muzafın ilehtir. Bu muzafın ileh ise sağındaki mecburen muzaf olacak. Bitti. Geldim el-ilmi kelimesine. İlmi. Mim de esre var. Niye acaba diye düşündüm. Mesela sağındakinin sıfatı olabilir mi dedim. Baktım el-ilmi. Eliflamlı. Sağdakinin de eliflamlı. Dolayısıyla el-ilmi sağının sıfatı olamaz. O zaman el-ilmi bu tutmadığı gibi diğerleri de tutmayacak zaten. Sağında acaba harfi cer mi var dedim. Baktım yo. O zaman sağ bunun muzaf olmalı ki bu mecrur olabilsin. Oradan çıktım yola. Aynısı burada da geçer. Seyyarati. Bu niye esre? Sağına baktım. Sıfatı mı acaba? Değil çünkü ötreyle bitmiş. Bu esreyle bitmiş. Sıfat mevzusu olamaz. Peki seyyara kelimesinin başında belki bir harfi cer var. Belki o yüzden mecrur. Baktım harfi cer diyor. O zaman sağında bunun muzaf var. Bu da onun muzafı ileyhi. O yüzden mecrurdur dedim. Ucratin. Bu da mecrur. Acaba neden dedim. Düşündüm, taşındım. Sağındakine muzaf olduğuna karar verdim. Alıştırmalar. Aşağıdaki isim cümlelerinde müpteda ögeleri muzaf biçiminde gelmiştir. Örnekte olduğu gibi bunları tespit ediniz. Tabip kelimesi müpteda ögeleri muzaf olmuştur. Evet, muzaf olarak gelen müpteda tabiptir diyor. Evet, tamam. Sefhu kelimesi hem müpteda hem muzaf. Diyor ki öyle bir kelime bul ki hem muzaf olsun hem de müpteda olsun. Sefhu hem müpteda hem de muzaf. Haris hem müpteda hem de muzaf. Salatu kelimesi hem muzaf hem müpteda. Seyyar için de aynısı geçerli. Beyt için geçerli. Külliye için geçerli. Herara için geçerli. Asir için geçerli. Nereden anlıyorsun? Asir tufah. Elmanın suyu yani elma suyu sıkılan o su nedir? Lezizün lezzetlidir. Haber oldu burası.
Kitab-ı Nahi min ehemmi kutubil kavaid. Doğrudur. Kitap kelimesi aranan öge. Hem muza, hem müfteda. Beramiç de o şekilde. Nahza, ta'lim, saade, ratip, kütüp. Hepsi için bu geçerliydi. Bitti yani. Gayet hızlıydı. Burada ne diyor? Haber olarak gelen muzaf. Diyor ki hem haber olsun hem de muzaf olsun. Bana bunları göster. Deneyelim. Kalemul müderrisi, müderrisin kalemi, kalemu Cibrin. Cibrin kalemidir. Ve emma kalemu talibi, talibin kalemine gelince fe kalemu rasasin. Tamam, kalem kelimesi. Haberdir. Ve muzaftır. Görüyorsunuz ardından gelen kelime mecrur. Muhammed'in Muhammed nedir? Resul hem haberdir hem muzaftır. Tilke nasihatul validi levladi ki bu nedir? Nasihat kelimesi aranan kelimedir. Sadigi nedir? Hasanun müdirul medrese. Müdir kelimesi aranan kelime. Seyyid aranan kelime. Asım aranan kelime. Etval aranan kelime olabilir mi? Nehrün Nil, Nil nehri nedir? Etvelü enharin kuratil arziye. Evet, etvel aranan kelimedir. Yani hem haberdir hem muzaftır. Hali, tabip aranan kelimedir. Aduz aranan kelimedir. Esas aranan kelime, rical aranan kelime, müftah aranan kelime, vale aranan kelime. Aranan kelime neyi arıyorduk işte? Ne arıyorsak o ne arıyorduk? Hem haber olacak hem muzaf olacak. Neyse onlardan birisi yine. Mesuliye aynen yine aranan kelimelerden. Aşağıdaki fiil cümlelerinde faal olarak gelen muzafları örnekte olduğu gibi gösterin. Yani bana öyle bir muzaf bul ki aynı zamanda faal olsun. Fiilin ardından gelen merfu kelimeleri göstermemizi istemişler. Olay bu. Rais. Faildir. Neden? İftetaha fiilin ardından merfu olarak gelmiş. Bunun fail olduğunu gösterir. Peki muzaf mı? Ardından gelen kelime esre ile bitmiş. Yani mecrur olarak gelmiş. Bu da onun muzaf olduğunu gösterir. Ma onlardan birisidir. Vezir de öyle. Vezira da öyle. Sura da öyle. Surul hadikati. Baya hızlı gidiyorum. Sura diyorum bazen. Oysa suru yazıyor. Racul onlardan birisi. Emir onlardan. Muvazzaf. Haris, Ferik, Ma. Fakihe, Muazzam, Daira, Seyyara. Mef'ulü bih olsun senin aradığın muzaflar. Artık böyle olsun diyor. Deneyelim. Salleytu, sallafi, tu, fail, salate aranan kelimedir. Görüldüğü üzere mef'uldür. Mensup olmasının bir alameti. Aynı şekilde muzaftır. Ardından gelen kelimenin sonuncu harfindeki esreyi hep birlikte görmekteyiz. La neşrabu ma'e. El bahri. Demek ki ma'e aranan kelime. Asira. Asira. İki defa asira. Asime. Vezira. Camia. Kavaide, kitabe, ba'i'a, melabis, melabis, simi'tu, semi'a, fi'tu, fa'il, ahad, aranan kelime, fakihe, seyyara. Okuduğum kelimeler aranan kelimeler yani hızlı gidiyorum pek açıklamadım ama aranan kelimenin ne olduğunu duyuyorsunuz. Bir tanesini açıklayayım yine. Seyyara neden aranan kelimedir? Yani hem mef'ul olmalı hem muzaf olmalı. Mef'uldür. Nereden anladım? Rakibe fiil. Es-saih fail olur. Çünkü merfudur. Sonuncu harfin ötesini görebilmekteyim. Merfudur. Demek ki faildir. Seyyara meftuhtur. Yani mensuptur. Dolayısıyla mef'uldür. Peki muzaf mıdır? Evet. Ardından gelen kelimenin sonuncu harfinde esreyi görebildiğim. Aşağıdaki cümlelerin her birinde başına gelen bir harfi cerle mecrur olan muzaf ögeleri bulunmaktadır. Bunları gösterin. Öyle bir muzaf bul ki onun başında harfi cer olsun. Fi kulliyeti ilahiyye. Tamam. Fi harfi cerrimiz külliye muzafımız. Fi harfi cer külliye muzafımız. Fi harfi cer külliye muzafımız. Fi harfi cer külliye muzafımız. Hep aynı gidiyor.
Ba harfi cer vezni muzafımız. El cisim muzafun ileyh olur. Ardından gelenler muzafun ileyh zaten. Biliyoruz. Ne dedik? Ba harfi cer vezni muzaf. Ene üfekkiru fi rahatil muvadinine fakat. Fi harfi cer raha muzaf. Aynı şekilde. Muzafun ileyh de burası olur. Nasıl muzafun ileyh bu? Şöyle muzafun ileyh. Bu kelime cem-i müzekker salimdir. Cem-i müzekker salimlerin cer hali nundan önce yağının gelmesidir. Unutmayın. Nundan önce yağ gelmiş. Öyleyse bu nedir? Mecrurdur. Cer hali bu yani. Sonuncu harfte nunda este yok hocam. Dolayısıyla bu muzaf değil demeyin sakın. Zebtül aşadil bahri fi harfi cer'ut le muzaf. Muzaf görüldüğü üzere mecrur olarak gelmiş. Muzaflar mecrur da olabilir, mensup da olabilir, merfu da olabilir, hepsi olabilir. Ama muzaf ileyhler sadece mecrur olurlar. Uridu en asile ila harfi cer kimme muzaf. Min harfi cer şecerati muzaf. Fi harfi cer maddeti muzaf. Min harfi cer evsa'i muzaf. İla harfi cer asime muzaf. Min harfi cer seyyara muzaf. An harfi cer barik muzaf olur. Ala harfi cer hazi de muzaf olur mu? Olmaz. An harfi cer fevaidi muzaf olur. Muzaf biçiminde gelen tesniyeleri ve cem-i müzekker salimleri göstermemizi istiyorlar. Bir, tesniyeleri bul bana. İki, cem-i müzekker salimleri bul. Hemen bulalım. Mühendisu yazmış. Sondaki nun nerede? Hayırdır? Mühendisu ne olmalıydı? Nun yok demek ki bu nedir? Muzaftır. Cem-i müzekker salimlerin sonundan nun yoksa onlar muzaf olur. Cem-i müzekker salim olduğunun mühendisu ne? Bu kelimeler çok duyduğumuz aşina kelimeler. Tamam bu oradan belli. Muzaafun ileyh burası. Demek ki ne oldu? Hem cem-i müzekker salimi buldu hem de nun düştüğünü ifade etmiş oldu. Saigu aynı şekildedir. Cem-i müzekker salim de sondaki nun silinmiştir. Muzaftır. Muzaafun ileyh burası. Mahirune. Cem-i müzekker salimdir ama muzaaf değildir. Nitekim sonunda nun var. Muallimu cem-i müzekker salim ve muzaftır. An ri'eteyil meriz. Hatırlayın, yukarıda da anlatmıştım. Kitabey, kitabeyi diye. Ne olur yani bu? Tesni olma, öyle değil mi? Ri'eteyi. Ri'etani, ri'eteyni, ni gitti, ri'etey kaldı. Hatırlasam tekrar. Ri'etani. Bu kelime ri'etani tesniyedir. Başında harfi cer var. Öyleyse bunu cer haline yazman lazım tesneyi. Cer halinde ya olur. Ri'eteyni diye yazdım. Aynı zamanda muzaftır. Sondaki nunu da silmen lazım. Sildim. Ri'etey diye kaldı. İyi de ardında eliflamlı bir kelime var. Geçiş yapacağım ben. Böyle durmak yok. Burada kırmızı lamba yok. Ne yapmalısın? Burada madem ki bir sakin harf var ki o da ya'dır. Sakin harfi harike vermek istiyorsan esre verebilirsin. Kaydı bu. Verdim esreyi eteği oldu. Demek ki tesniyedir ve muzaftır. Seyyarateyhi. Seyyaratey nedir? Seyyaratani, seyyarateyni, seyyaratey tesniyedir, muzaftır. Sonunda hi muzafın ileyhi olur. Zamirle beraber kullanmış bir tesniye. Cenaha el usfuri. Cenahani idi demek ki. Nun gitti. El usfuri mecrur çünkü görüyorsunuz. Bu niye mecrur ki? Başında harfi cer mi var? Yok. Öyleyse bu muzaf. Nasıl muzaf? Cenahani, kalemani, kitabani gibi. Eliften sonra nun vardı. Nun düşmüşten yani tesniyedir ve muzaftır burası. İnkesarat dira'a böyle bir şey mi var? Dira'ani nun vardı nun gitti. Demek ki tesniye ve muzaf. Sara yusil en nasu ala cani beyi şari'i. Cani bey, kitabey, raculey, kalemey. Aslında sonunda nun vardı yani. Cani bani rafali. Başında ala geldi. Cani beyni ya ile yazdık. Bu aynı zamanda muzaf, o zaman nunu da sil, cani bey kaldı.
Geçiş yapacağım. Ardından Elif Lam'da bir kelime başlıyor. Burası otobüs durağı değil, duramazsın. O zaman estre vereyim. Tamam, ver. Cani Bey'i oldu. Cani Bey'i şar yani. Sonuçta Cani Bey nedir? Muzaftır, tesniyedir. Naba Elif'le bitiyorsan sen bunu, bu nedir? Tesniyedir. Aslında nabani. Tesniye ve muzaf yani. Raytu ümmet dalibeti tukablilu min haddeyha. Haddeyha, hadde tesniye ve muzaftır ve cer halindedir minden ötürü. Ha'da muzafın ilektir. Yukarıda geçti benzerleri. Seyyara teyhi gibi miydi? Onun gibiydi, evet. Yani hadde aslında neydi? Haddani, haddeyni minden ötürü haddeyi kaldığını silindi. Çünkü muzaftır. Celeset ediflitu beyne yedey. Yedey, tebbet yedadaki gibi. Yedey aslında yedani, yedun bir el, yedani iki el, rafali yedani elif. Nasb-ı cer hali yedeyni. Başında beyne var, beyne muzaftır. Dolayısıyla bunu cer halinde yazman lazım. Yani yedeyni diye yazarsın. Bu kelime aynı zamanda muzaf, o zaman sonundaki nunu da silersin. Sildim, yedey kaldı. Sonra uhtu diye devam ediyor. Ayna aslında aynani. Burada bir nun vardı. Laf haline bir kelime bu. Aynani. Nun gitti. Tesniyedir. Merfudur. Muzaf. İbna aslında İbnani. Nun düşmüştür. Misra'a el-babi. Bu niye esre ki? Başında muzaf var demek. Yani burası. Misra'a diye kelime mi var? Misra'ani. Tesniyedir. Nun silinmiştir. Allahümme ifirli ve livalideyye. Livalidani, livalideyni, livalideyye olmuştur. Burası biraz daha profesyonel bir durum diyebilirim size. Başında li harfi cer var. Evvela şurayı çözelim. Validun, müfret, validani, tesniye raf hali. Cer hali, valideyni. Tamam, valideyni olması lazım. Başında li harfi cer olduğu için valideyni olur. Bu kelime aynı zamanda muzaf. Ne demek? Sondaki nunu da sil demek. Sildin. Valideyi kaldı. Daha sonra diğer ya ile, yani benim manasına gelen ya ile bunu birleştireceğim. Ayetlik bildiren ya. Birleştirmek de nedir? Şeddeyi koymaktır. Bu yüzden valideyye olmuştur. İki tane ya var ya. Aşağıdaki metinde altı çizili isim tanımlamalarının muzaf ve muzafın ilehlerini bulunuz. Çok kolay bir ünite. Dolayısıyla çok kolay bir soru. Kolay bir metin. Hepsi kolay dedim yani. Bakalım hepsi o kadar kolay mı? İndema yahvuru el musafiru. Yani ayete bakarsan inde de muzaftır. Zaftır, muzaftır. Yahvuru el musafiru. Ba harf cerdir. Daira onun mecrurudur. Daira aynı zamanda muzaftır. Belet de onun muzafı ileyhi olur. Belet aynı zamanda muzaftır. Hi kelimesi de onun muzafı ileyhi olur. Çizili yeri açıkladık. Min harfi cerdir. Erli kelimesini cer yapmış görüyoruz. Erli muzaftır. El medari madar da onun mecrurudur. Cer alameti ra'daki esnedir. En harfi cer seyyarati muzaftır. Aynı zamanda neyin muzafı? Ücretin kelimesinin muzafı. Peki seyyarati niye esrele bitti? Başında harfi cer olduğu için. İla harfi cerdir. Funduki onun mecruru olur. Funduk aynı zamanda muzaftır. El-Medineti bunu cer etmiştir. Şi harfi cer, hi onun mecruru. Ba'lı muzaf el-musafirine onun muzafı ileyhi olur. Ba'z muzaf musafirine muzafı ileyhidir. Nasıl bir muzafı ileyhidir bu? Bu kelime cem-i müzekker salimdir. Bundan önce ya ile yazılmış. Yani cerhali. Cerhali böyle olur. Raf hali bundan önce vav olurdu. El musafirune diye. Yuhibbune fenadiga derecesi. Fenadik muzaf ed-derece muzafın ilektir. Mu'tedile tul es'ari. Mu'tedile kelimesi muzaf. Es'ar kelimesi muzafın ileyh. Ba'z muzaf, hum muzafın ileyh. Nasıl muzafın ileyh? Bu esterli değil ki. Bu zamirdir. Hüve huma hum. Zamirdir. Zamirler mebnidir. Yani ne demek?
Yazılışları değişmez demek. Kelimenin başında muzaf var ya da yok onu bağlamaz. Min harfi cer, vasat onun mecruru. Vasat aynı zamanda muzaf. El medine onun muzafı ileyhi. Muvazzaf muzaftır. El istikbal muzafı ileyhtir. Ayn harfi cer, dalet onun mecruru. Dalet aynı zamanda muzaf. Hi onun mecruru. Bi duni. Bi harfi cerdir. Duni onun mecruru. Dun kelimesi aynı zamanda muzaf. Hammame onun muzafı ileyhi olur. Fi harfi cer, ba'z onun mecruru. Ba'z aynı zamanda muzaf. Fenadık onun muzafı ileyhi olur. Fe'ame kelimesi muzaf. Eş-şarkı muzafın ileyhi olur. Şurk kelimesi muzaf. Şay muzafın ileyhi olur. Hala varmış. Ba'de muzaf olur. Hacri muzafın ileyhi olur. Evet, küçük yazıyor. Muzafın ileyhi olur. El-hurfe aynı zamanda bu da muzafın ileyhi olur. Yani şöyle diyebilirim. Ba'de muzaftır. Hacizi muzafın ileyhtir. Aynı şekilde hacz bir de muzaftır. Hem muzaf hem muzafın ileyhi yani. Sağının muzafın ileyhi, solunun muzafı. Çünkü hurfe muzafın ileyhtir. Hemmal muzaftır, funduk muzafın ileyhtir. Hakaif muzaftır, hu muzafın ileyh. İlâ harficer, hurfeti kelimesi mecruru. Hurfeti aynı zamanda muzaf. Hi muzafın ileyh olur. Li harficer kul onun mecruru. Kul aynı zamanda muzaftır. Muvazzaf onun muzafın ileyhi olur. Amel muzaftır. Hu onun muzafın ileyhi. Muvazzaf muzaftır. İstikbal onun muzafın ileyhi. Muvazzaf yine muzaf. Hesabat muzafın ileyhi olur. Dabbah muzaf. Funduk muzafın ileyhi olur. Cümledeki boşlukları parantez içinde verilen uygun muzaflarla doldurunuz. Birkaç tane bakalım artık. Çok bakamasak da bir iki tane bakmadan da geç. Yakınlaştırarak başlayayım. Talebe istedi. Eşşortiyyü polis minni benden ne istedi acaba? Er-ruhsate ruhsat mı istedi? İstedi eliflamlı yani. Ya da ruhsate eliflamsız ve teminsiz bir şey mi istedi? Yoksa ruhsaten teminli bir şey mi istedi? Şöyle bir düşündüğünde hepsi olabilir diyebilirsin. Ama noktadan sonra esreyle bitmiştir kelime. Yani buraya getireceğin şey muzaf olmalı. Muzaflar bildiğiniz üzere elif lamlı olmazlar. Aynı şekilde teminli de olmazlar. Dolayısıyla ortadaki kelime ruhsatel kıyadeti. Ortayı seçmen gerekir. Niye seçtik? Sağdakinde elif lam, soldakinde ise temin vardı o yüzden. Uridu ben istiyorum. Hayırdır ne istiyorsun? Uridu fiildir, ene gizli zamir failidir. Buraya getireceğin kelime mef'ul olmalı. Dolayısıyla mensup olacak. Aynı şekilde noktadan sonraki kelime esreyle bittiğine göre buraya getireceğin kelime hem mef'ul hem de muzaf olmaya uygun olmalı. Buna göre et-tezkirate elif lamlı olduğundan uygun olmaz. Tezkiratu en sağdaki olmaz çünkü ötrelidir. Bundan mef'ul olmaz. Ortadakinden de muzaf olmaz. En sol taraftakinden mef'ul olur çünkü fetha ile bitti. Muzaf olur çünkü temin yok, elif lam yok. O zaman soldaki kelime. La tu'eccil. Bu bir emirdir, nehidir, yasak kılmaktır. Dolayısıyla fail ile beraber gelir. O zaman bize ne lazım? Bir adet mef'ul lazım. Getireceğin mef'ul muzaf da olabilmeli. Çünkü noktadan sonraki kelimenin sonuncu harfinde esre var. Yani muzafın ileyh konumunda bunu göz ardı etme diyor. Amelen olabilir mi en soldaki? Olabilir mi? Olamaz. Teminle bitmiş. Ortadaki kelimeyi alalım. Elif lamlı ya. Bundan da muzaf olmaz ki. Muzaf neyden olurdu? Elif lamsız, teminsiz isimlerden olurdu. Amele olur mu? Olur. Hem mef'uldür. Çünkü sonucu artık fethalıdır. Mensuptur yani. Aynı şekilde kendisinde tenvin yok, elif lam yok. Yani muzaf olmaya çok uygun. Adeta beni seçin diye haykırıyor arkadaşlar. Etemme tamamladı. Kim? Sadiki benim arkadaşım. Etemme fiildir. Sadiki faildir. Tamamlayan bu. Peki neyi tamamladı? Bir adet mef'ul arıyorum. Sadece mef'ul mu arıyorum? Hayır. Getireceğim kelime aynı şekilde muzaf da olmalı. Bak noktadan sonraki kelimenin sonuncu harfi esreli. Yani mecrur bir kelime bizi bekliyor. Bunu göz ardı edemeyiz arkadaşlar. İstediğini verelim. En soldaki gıra eten olur mu olmaz. Neden? Sonuncu harfte tenvin var.
tenvini kelimeden muzaf olmaz. Ortadakini seçsek, bu da elif lamlı. Elif lamlı kelimeden de muzaf olmaz. Mecburen sağdakine, yani sağdakini seçmeliyiz. Elif lamsız ve tenvinsiz de fethalıdır, mensuptur. Bunu seçeriz, olur biter. Dehale fil el lususu, fail olur. Lissum lususun, hırsızlar bir yere girmişler. Artık nereye girdilerse fail buna lazım, mef'ul lazım. Sadece mef'ul mu? Hayır. Noktadan sonraki kelimenin mecrur konumda olduğunu görebiliyorum. Öyleyse getireceğin kelime aynı şekilde muzaf olmaya da uygun olmalı. Hangisi olur? Elif lamlı kelimeden muzaf yapamazsın. Tenvinle bitmiş olan kelimeden de muzaf yapamazsın. Acaba hangisi? Düşündüğünüzde evet, şu an herkes bildi. Kesinlikle en sağdaki mi? Hayır, olmaz Elif lamlı. Ortadaki olsa tenvinle bitmiş. Mecburen soldaki. Unutmuyoruz, muzaflar tenvinsiz ve eliflamsız kelimelerden olurlar. Bena İbrahim aleyhi esselamu, bena bina etti, yaptı, inşa etti. İbrahim aleyhi, onun üzerine olsun, esselamu selam. Peki neyi bina etti? Mef'ul arıyorum. Sadece mef'ul mu? Hayır. Noktadan sonraki kelime esre ile bitmiş, yani mecrur. Buraya getireceğin kelime yine muzaf olmaya uygun olmalı. Şu an düşündüğünüzde kesinlikle buldunuz. Beyten olmaz teneminli. Elbeyte eliflam, o da olmaz. Beyte olur ama. Beytallahi. Ma'a ibnihi İsmail. İsmail oğluyla, oğlu İsmail ile beraber Allah'ın evini, Kabe'yi inşa ettiler, yaptılar. Elbeyt eliflamlı olduğundan seçemezsin. Beyten teminli olduğundan seçemezsin. Temin iki fetha, iki esre, iki ötreye denilir. Zaet bir adet fiil. Ne lazım bana? Fail lazım. Çünkü fail geçmedi. Sadece fail mi lazım? O zaman hepsi yok. Sadece şu oluyor yine de. Yani bir kaçamak yok zaten. Ama şunu da göz ardı etmeyelim. Noktadan sonra gelen kelimenin sonuncu harfinde esre var. Yani mecrur bir kelime var. Dolayısıyla hem fail olacak hem de eliflamsız ve tenvinsiz olacak. Eliflamlıdır, olmaz. Gıybeti hele mecrurdur, asla olamaz. Seni kim ceretti diye sorarlar. Kim ceredebilir? Burada fiil var. Fiil de bir şey yapamaz. Fiil olduğuna göre bir isim yok yani ortada. Harf de yok. Dolayısıyla bunu seçersen kesinlikle yazım yanlış olur. Hakibetu doğru seçenek. Nalet nail oldu, kavuştu, kazandı. Bintu tabibi, tabibin binti, kızı. Peki neyi diye sorarlar. Meful arası. Bint fail çünkü. Aynı şekilde unutmayın ki bint de muzaftır, tabibi de muzafın ilektir. Göz ardı etmemek için hatırlatmış olurum. Peki aradığımız kelime ne? Evvela mef'ul olmalı. Aynı şekilde tenvinsiz, eliflamsız olmalı ki muzaf olabilsin. Niye muzaf arıyoruz? Noktadan sonraki kelime mecrur, cerdir. Esreyle bitmiş mecrur bir kelime. Bunu hayaletler mi cer yaptı? Getireceğin kelime muzaf olmalı ki bunun cer olma nedenini de açıklayabilesin. Açıklayamayacağın bir şey sakın yapma. O da ne olur? Eliflamlı bir kelime olamaz. Eliflamlı kelimeler muzaf olmaz. Caizeten tenvinlidir. O da olamaz. Caizete olur ama. Arkadaşlar, diğerlerini de aynı şekilde düşünmenizi önererek ben geçtim. Cümlelerdeki boşlukları parantez içinde böyle uygun muzafın ileyhlerle doldurun. Bu sefer muzafın ileyh istiyorlar. Muzaf bitti. Muzafın ileyh seçme durumuna geldik ama benim zamanım dolmak üzere. Bir iki örnek yapabilirsem ne güzel. Ta'limu bilmem ne. Ta'limu muzaf ise, muzaf-ı ileyh arıyorsam, mecrur bir kelime arıyorum. Mecrur ne demektir? Ünitenin başında geçti arkadaşlar. Bakın mecrur nedir? Fetayatun olur mu? Olmaz. Niye ötreyle bitmiş? Fetayatu o da ötre. El mer'eti esreyle bitmiş. Budur. Seçerim. Bitti. Se'eltu. Se'eli fi'tu. Fail. Muvazzaf mef'ul olur. Ama bu çok önemli değil. Sonuçta muzaf-ı ileyh arıyorum. El masrifi olabilir mi? Olabilir. Eşşeriketi o da olabilir. El istilama lamati bu da olabilir. İrab bakımından hep uygun duruyorlar. Ama irab durumu çok mu önemli? İrab çok önemli ama yeterli değil. Bir de manaya bakmak lazım. Seeltü ben sordum. Muvazzaf neydi? Görevli yani memur demek.
Hangi memuruna? Muazzaful, Muazzafel, Mesrifi, Mesrifin memuruna veya işte şirketin bunun memuruna veya istihlamat bunun memuruna. Neyden sordum? Hani mekanil methaf. Methafın nereye yapılacağını sordum. Bunu kime sorman mana bakımından uygun sorunu seçeceksin. Yoksa irad olarak hepsi uygun. Şu kelimelerin manalarına sözlükten bakın bir. Hangisi uygun sorunu seçebilirsiniz. Eryazu asimetu ne olur şu olur mu memlekete olmaz fethayla bitmiş memleketu ötöyle bitmiş yine olmaz el memleketi olur çünkü esteyle bitmiştir muzafun ileyh arıyordum muzafun ileyhler mecrurdur bu olacak ziyaratul merizi mecrur budur bunu seçelim merfudur mensuptur olmaz 5 selletu kurati Mühmelatı olmaz, mühmelatu olmaz. Diğerlerden aynı şekilde mecrur olanı seçeceksiniz. Ama bazen ne olur? Üç kelime de mecrur verilir. Acaba hangisi derler? Burada mana ön plandadır. Eğer o şekilde mana ön planda değilse misra'a ne yaparsın? Babi seçersin, mecrur. Ne yaparsın? Mecruru seçersin. Fevakihe veya bu ne yaparsın? Hazravati bunu seçeceksin. Gaden emsi el gadi. Feragi, feragi, farigati bu gibi yerlerde manalar önemli olur. Cümlelerdeki boşluklara uygun muzaflar getiriniz. Nereden? Kafanızdan, düşünerek. Cümlelerdeki boşluklara uygun muzafın ilehler getirin. Seçenek kafanızdan bulunuz. Kelimeler ve deyimler derken konu bitiyor. Asla unutmamanız gereken nedir? Hocam aklımızda fazla bir şey kalmıyor. Bir satır, iki satır ne kalmalı diyen varsa. Evvela mecrur ne demektir? Bunu kesinlikle bilmeniz gerekir. Bu ünitede o işlendi. Zorluk çeken olabilir. Ben yine de tam anlayamadım diyen olabilir. Tamam. Ne yapın? İsimlerde irab. Bunu çözün. Videosunu biz çektik. Kitabınızda da olabilir. Arapça ikilidir belki. Belki birdedir. Bir bakın. İrabı bir çözün. Bunun dışında muzaf nasıl tanırım? Bir isimdir bu. Fiil arama, harf arama. Muzaf bir isimdir. Harekesi nasıl olur? Ötre de olur, esre de olur, fetha da olur ama asla tenvin olmaz. Tenvin iki esre, iki ötre, iki fetha demektir. Elif lamsız, tenvinsiz isimlere muzaf diyebilirsin. Ama önüne gelen isim asla muzaf deme. O muzafsa ardından muzafın ileyh gelmeli. Bak bakalım o mecrur mu? Mecrur ise o zaman sağındakine yani ona muzaf diyebilirsin. Mecrurluk daima esre demek değildir. Bunu bugün bir kez daha hatırlatmış olduk. Tesniyede mecrur nun'un sağının ya olması. Cem müzekker salimde nun'un sağının vav olması. Ama aynı şekilde tesniyelerde de cem müzekker salimlerde de ne olur? Muzafsa bu kelimeler sonlarındaki nun harfi yazılmaz. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Konunun oldukça kolay olduğunu tekrar hatırlatarak başarılar diliyorum.